Sevgili izleyiciler, mahalleleri sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün Özkay abi mahallenizde ekibi olarak biz de Ayten ablamıza konuk olduk. Ayten ablamız Ertuğrul Gazi Mahallesi'nin yeni muhtarlarından. Önce kendisini bir tanıyalım. Sayın muhtarım, önce sizi bir tanıyalım lütfen. Adım Ayten Ülkü. 1960 Gemlik doğumluyum. Ertuğrul Gazi Mahalle muhtarı oldum. Ayten Hanım, kaç yıldır bu mahallede yaşıyorsunuz? Muhtarlığa neden aday oldunuz? 20 yıldan beri şu anda burada yaşıyorum. Dönüşüm oldu, evlendim. Daha önceden şöyle söyleyeyim. 12 yaşında Ertuğrul Gazi Bursa'ya geldim. Evlendim. Memur oldu çileşim. Memur icabı işte Yenişehir'de görev yaptı 20 yıl. Onda tekrar kendi mahalleme döndüm Bursa'ya. Burada da 10-20 yıldır buradayım. Ben 9-10 yıldan beri burada mesaj bayi açtık eşimle beraber. Eşim emekli olduktan sonra. Sonra 9 yıl burada çalıştık. Ekmek sattık. Mahallemeyi daha iyi tanıdım. Sonra da benim eşim muhtar adaylığını koydu. Ve ben de ona yardımcı oldum. Yani bu dediğim 6-7 yıl önce diyeyim. Önceki dönemde. Eşim girdi. Ben de mahallede oyları dağıtırken mahalle sakinleri dedi ki ya siz niye girmediniz Aytin Hanım? Adayı koysaydınız eğer siz kazanırdınız diye bana cevap verdiler. Ben de onda 5 sene önceki düşünceme dayanarak dedim ki acaba ya öyle bir şey olur mu diye. Ben de 2014 30 Mart tarihlerinde yerel seçimde aday oldum. Ve 6 adaydık biz. Ben başarıyla, çünkü çok güzel farkla kazanmış bulundum. Şu anda Ertuğrul Gazi Mahalle Muhtarıyım. Muhtarım, yerel yönetimlerden yeteri kadar hizmet alabiliyor musunuz? Tabii ki alabiliyoruz. Şöyle diyeyim, park bahçeler olsun. Müdürümüz Mustafa Doğan'dan çok yardımlar aldım. Ben Gür Sokak'ta bir park yenileme yaptırdım. Yani ne zaman ben park bahçeleri arasam gerçekten anında buradalar. Onlara hepsine, çalışanlara, müdüre, herkese teşekkür ediyorum buradan. Yani ben muhtar olduğum zaman belediye başkanımıza dilekçeler sundum. Yani ben şu anda 2 yıllık muhtarım olmadım, daha 1 ay falan var 2 yıl doldurum ama neyi istediysem her yani dilekçemin cevabı gelmiştir açıkçası. Ben belediye başkanımdan olsun, çalışanlarından olsun, müdürlerinden olsun çok teşekkür ediyorum onlara. Nasıl diyeyim, mesela duraklar yaptırdım. Caminin orada duraklarımız eksikti. Onları yaptırdım. Parkı yenilettirdim. Bir iki tane de şöyle diyeyim. Buski'de bir çalışmamız oldu. Buski Genel Müdürü benim akrabamdır aynı zamanda. Yok, torpil yok. Fakat ben gittiğimde ona dilekçelerimi götürdüm. Akrabam olduğu için de biraz, bir de müdürüm genel müdürü olduğu için. Gittim, dilekçelerimi verdim. Hemen benim de muhtar olduğumu çok sevindi genel müdürümüz. Hemen o da arkadaşa talimat verdi. Hemen ertesi gün bana gelip mahallelerimi gösterdim. Altta kirli su çalışmasını yaptırdım. Dilek Sokak, Vatan Sokak. Ayten Hanım, her mahallenin kendine özgü mutlaka sorunları vardır. Sizin mahallenizin en önemli sorunları nelerdir? Öğrenebilir miyiz? Tabii ki sorunumuz var. Şöyle diyeyim, pazar yerimiz yok bizim. Kapalı pazar ihtiyacımız var. Açıkçası. Şimdiki hastanemiz çok eski. Yeni bir hastane olmasını istiyorum açıkçası. Sağlık ocağımız da öyle. Şimdi sağlık ocağımız yetersiz kalacak. Burada yeni binalar yapılıyor. Bir sürü yani bir kişiler gelmek üzere. Geliyorlar, taşınıyorlar hatta. Şimdiki sağlık ocağımız yetersiz kalacak. İleride bir büyük bir sağlık ocağı ihtiyacımız var. PTT'miz yok burada. Açıkçası bir güzel bir postane olsa, yani büyük bir bina olup da içinde postanemiz, diyelim bir tane
kadın lokal istiyorum ben. Belediye başkanımız söz verdi bana. İnşallah ileride bir inşaat olursa Yıldırım'a ait onları düşünüyoruz. Onlar ihtiyacımız şu anda onlar. En acil olanlar. Mahallenizde mutlaka ihtiyaç sahibi insanlar vardır. Bu kişileri nasıl belirliyorsunuz? Nasıl yardımcı oluyorsunuz? Tabii ki vardır ihtiyaç sahipleri. Fakat ben buraya geldikleri zaman özellikle ben evine gidip bakıyorum. Gerçekten ihtiyacı var mı diye. Eğer ki gerçekten ihtiyacı varsa bizim belediyemizi arıyorum. Oraya yolluyorum. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Tabii çok fakirlere de başka yardımlarımız da oluyor belediyeden. Onlara da yardımcı oluyoruz. Ufak tefek yani çok aşırı bir durumda, çok kötü bir durumda benim mahallemde insan yok zaten. Yani benim mahallem çoğu çalışan kesimdir. Çok az, 15-20 kişi var yok, öyle diyeyim size. Mahallenizde yaşayan bayanlar var, gençler var. Bunlar için hangi aktiviteler yapıyorsunuz? Var mı böyle bir aktiviteler? Onları da öğrenebilir miyiz? Tabii ki vardır. Bizim burada muhtarlık konağında ilmekle el sanatları kursumuz var. Anaokulumuz var burada. Dikiş var. İğne oyamız var. Böyle var yani bizim güzel belediyemiz çalışmaları bunlar hepsi. Belediyemiz çok güzel çalışıyor, söyleyeyim size. Çok kendisi, başkanımızı çok beğeniyorum buradan da. Gençlerle ilgili çalışmalar var mı? Spor kurumunda. Ya daha onlara ben giremedim henüz daha. Zamanla oraya da onlara da bir el atmayı düşünüyorum açıkçası. Ayten ablamıza vermiş olduğu bilgiler için teşekkür ediyoruz. Bakalım sokaktaki vatandaş Ertuğrul Gazi Mahallesi'ni bizlere nasıl anlatacak? Çevre temizlikle ilgili temizlik işleri gerekli itinayı göstermiyor. Neden? Çöp tenekeleri eskiden bakılıyordu, yıkanıyor, temizleniyordu. Bu şu anda hiçbir şekilde itinalı kullanılmıyor ve bakılmıyor, temizlenmiyor. Etrafa pislik kokusu yayıyor. İkincisi, kanalizasyonlardan ağır kokular geliyor. Bunların nedenlerini bulamıyoruz diyor. Ben Buski'ye kanalizasyon idaresine söylediğim halde bulamıyorlar. Üçüncü de Sayın Edbali, seçildiği zaman buraya gelen Ertuğrul Gazi Bahçıevler Camisi'nde gece Ramazan'da bir demecinde halledeceğiz bu sorun dedi. O kadar zamandan geçmesine rağmen hala da ses seda yok. Pazarcılar sebze ve diye atıklarını hepsini yerlere döküyor. Ve pazar yerindeki kurallara hiçbiri uymuyor. Ve Sayın Belediye Başkanı daha pazar yerinde daha görmedik, Allah kabul etsin. Ve hatta kendisi ilgili adamları göndermiyor. Göndermediği gibi de üzerine mi yatıyor? Sebzeler Odası'nda beraber istişare kurup bu konuyu halletmesini istiyorum. 2000 yılından bu yana bu mahalleye çok güzel değişik hizmetler geldi. Öncelikle hizmeti geçenlere teşekkür ederim. Buradan minnetlerimi sunarım. İnsanlar yapıyor fakat bizler tutmasını bilmiyoruz. Bir de halka eğitmenlik veya halkı eğitmek gerekir. Halk eğitilmeden yapılan her şey boşa gider gibime geliyor. Halk eğitim görmesi lazım. Nasıl davranılır, nasıl sevilir, nasıl sayılır, saygı nedir, hürmet nedir? Bu aileden de gelen bir yapıdır. Onu da size söyleyeyim. Tabii bazı aileler veriyor ama aileden çıkıp gidiyor. Burada da maalesef üzülüyorum. Sizlere buraya bizlere bu imkanı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Mahallemizde şimdi bu karşıda gördüğünüz 297 dairemiz var.
yarısı 1 artı 1, yarısı 2 artı 1 kentsel dönüşümü ilanı yapılmıştır. Biz de bunu kentsel dönüşümü eski binaların yerine yeni bina verildiği zaman aynı metrekareyi de verse yaptığımız çalışmalara göre bir cüzi fark alıyor. Biz de bunu bu şekilde belediyenin bulacağı kişilere değil de kendi bulduğumuz müteahhitlere verip yeni daireler yaptırmak istiyoruz. Ancak bizim burada 14.490 metrekare yerimiz var. 14.400 metrekarenin daha önce dönüp çektiğiniz zaman 1994-97'de o zamanki belediye kamulaştırmış bizim yolları, parkları. 8.600 küsürü bizimdir. Efendime söyleyeyim 6.400 küsür belediyenin. Bu nedenle gelen müteahhit hesabını yaptığı zaman zorluk çekiyor. Belediye emsal örneğin 1.75 vermiş karşı taraflara. 1.75 ile gelecek müteahhitimizi kurtarmıyor. Şimdi benim bakanlıkla yaptığımız görüşmelerde, yetkililerle yaptığım görüşmelerde belediyenin müteahhitle vatandaş arasında aracılık yapması gerekir. Bu nedenle belediyenin bizim bulduğumuz müteahhitlere bize aracılık yapması ve bizim daire sahipleri olmamız için bu daha önce bizim olup 1994-97'de kamulaştırdığı bu yerler hakkında bize fedakarlık yapması lazım. Bizim sorunlarımız, bizim dairelerimiz 1960-62'de İmar İskan Bakanlığı tarafından yapılmış ucuz evler diye. Şimdi bu anları 50-60 yılını doldurdu. Haliyle dairelerimiz artık eskimiştir. Hem görünümü bakımından hem sağlamlık bakımından yapılması zaruridir. Bizim belediye başkan yardımcılarına falan görüşmelerimiz vardır. Ancak gelen belediye giden müteahhitlerimize yardımcı olmadıkları görülmektedir. Zorluk çıkarıyor. Müteahhitler bizim istediğimiz metrekareye hesaba vurduğu zaman kurtarmadıktan dolayı vazgeçiyorlar. Bizim vatandaşın istediği 297 daire vardır. 12-4'ten çarptığın zaman 1200 yapar. 1200'ü 5'ten çarptığın zaman 60.000 oy var burada. Bizim istediğimiz büyüklerimizden, bilhassa belediye başkanlarımızdan, şahsen yardımcılarla görüşüyoruz, partiyle görüşüyoruz. Yine de bu sizin aracılığınızla, geçen gün valimize bu açıklamayı yapmıştır. Bize bu konularda fedakarlık yapmaları lazım. Bu daha önce bizim olup kamulaştırdığı yollarda, parklarda bize fedakarlık yapıp gelen müteahhite yardımcı olmalarını istiyoruz. Mahallemiz her geçen gün planlı yapılaşma bir mahalle Bursa'da. İlk planlı yapılaşma Allah rahmet eylesin rahmetli Menderes tarafından yapılan bir mahalle. Dar gelirler için ucuz mesken adı altında yapılmıştır. Bahçeli evlerde aynı şekilde semti. Zamanında tek katlı olanlar çok katlı olmuş vaziyette şu anda. Çevrede de gördüğünüz üzere kentsel dönüşümden dolayı 3 kat veya 5 kat olan yerler 8 kat 10 kat oldu. Haliyle altyapı yetersiz kalıyor. Burada altyapı çalışmaları yapılmasını istiyoruz. Artı Huzurevi Caddesi dar olduğundan dolayı bunun tek yön olması. Dolayısıyla bu çok katlılar yapılırken Bursa'nın en büyük sorunlarından birisi de ulaşım. Ulaşım sorununu da hiç olmazsa bu projeler kapsamında çözüme doğru yolların genişletilmesi için gerekli işlemlerin yapılması. Artı bu çağda da mahallemizde diğer yeni yapılan mahallelerde olduğu gibi yeraltı çöp toplama konteynerlerinin olduğu gibi mahallemizde de çöp toplama konteynerlerinin olmasını istiyoruz. Bir de Ali Rıza Bey İlköğretim Okulu'nun yanında çok eski ilk adım ilkokulu vardı. O okulun yıkılıp yerisinin yeni yapılıp hiç olmasa bu çoğalan katlarda dolayısıyla bunların da paralel olarak da öğrenci yoğunluk olacağından dolayı eğitim sorununun hallolması. Bunun yanında söyleyebileceğim belediyemiz güzel çalışıyor. Park bahçelerimiz başta olmak üzere. Belediye yetkililerine teşekkür ederim. Bu konularda biraz duyarlı olurlarsa memnun olurum.
Şimdi mahallemize istediğimiz şey öncelikle şu binalarımızın kentsel dönüşümü istiyoruz. İkincisi bir de temizlik yönünden çok pis. Sokaklarımız pis yani, bakım yok. Yollarımız bazı yerleri bozuk. İnsanlar gezerken ayakları burkuluyor, kırılıyor yani. Bir de kaldırımlara çok araçlar park ediyor. Bunlardan şikayetçiyiz. Yani öyle o zaman oluyor ki yoldan geçemiyoruz. Trafik lambalarının dibinde park ediyoruz. Bu sorunlarımız var. Diğer başka yönden mahallemiz iyi yani. Lambaların dibinde park ediyorlar. Yayaların geçişe yer yok. Geçemiyor bir. İkincisi arkadaşın dediği gibi kaldırımlar bozuk. Hiç belediye ona ilgi göstermiyor. Bir de çöplerimiz eskiden çöp bidonları daha iyiydi. Şimdi parçalanma başladı ama eskiden arada bir değiştiriliyordu. Şimdi o da değiştirilmiyor. O çöp sorunları oluyor bazen. Başka bir şey işte diyeceğim yok yani. Mahallemizin sıkıntıları çok ama her yer yapılıyor, bizim yapılmıyor. Bizim şimdi Ülkü sokak, üç sokakların lağımları güzelce anadan geçirdikleri için biz de bahçelerin içine geçiyoruz. Birbirimize bağlantımız var. Birbirimize bağlantımız var. Fakat neymiş orası özel olduğu için yapamazmışlar. Ama parayı almaya geldikleri zaman da lağım parasını, su paralarını alıyorlar bizden. Yapmaya geldi mi biz oraya sığamıyoruz, o lağımlar yapamıyoruz. Lağımları hep kendimiz yapıyoruz ve birbirine bağlantılı yola çıkıyor şuraya. Şurada çocuk bahçesi var, çocuk bahçesinden yola çıkıyor. Anladın mı? Yapmıyorlar. Geçenlerde bundan bir sene önce lağımlar doldu. Benim evin içine affedersin banyoya su çıktı. Arkadaşların banyolarına su çıktı. En sonunda ne oldu biliyor musun? Elektrikler elektrik geçiriyorlardı. Lanmış da o lağım şey elektrik lağım borularını ezmişler, üzerinden geçirmişler ve orayı yapmamışlar. Oradan kaynaklanmış. Geldiler, yaptılar, ettiler, ondan sonra bir şey yaptı. Benim bahçe su doldu. Oradan orayı açınca kadar belediye geldi, haber oldu galiba. Çünkü birbirimize bağlantı olduğumuz için geldi. Oradan paslaşıyı bu basınca kadar aktı gitti. Düzelttiler yani. Ama yapmaya gelip de birbirine gelince bağlantılarını yapmıyorlar. Nedir bu, ben anlamadım yani. Bir ayrılık olur mu? Olmaz. Ben nasılsam sen de olsun. Sen nasılsan o da o, o da o. Birbirimize bağlantılıyız biz. Bağlantılı olmazsak yapamayız zaten. Ama maalesef. Bunu siz bizden daha da iyi bilebilirsin genç olduğunuz halde.
Sevgili izleyiciler, kameramanın Melih Çoğacıoğlu'nun görüntüleriyle Ertuğrul Gazi Mahallesi'ni sizlere anlatmaya çalıştık. Haftaya başka bir mahallede buluşmak üzere. Hoşça kalın.